konuğumda. Özge ve Cüneyt Sepetçi çifti niçin programa başvuruda bulundular? O ihbar hattını arayıp ne dediler? Dediler ki dünyaya getirdiğimiz bize ait olan bizim çocuğumuz biyolojik anne babası olarak bir akrabamız aldı, soy bağını değiştirdi, ona sahte kimlik çıkardılar. Ve çocuk onlarda, evladımızı alamıyoruz, yetkililere buradan çağrıda bulunuyoruz dediler, buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Estağfurullah, ben kendimi ifade edemedim. Şu an yani iyi değilim. Yavrumu benden seneler önce kaçırdılar. Esra abla bana göstermiyorlar. Ne kadar uzlaşmaya gittiysem. Şimdi annesi hep beni tehditlerle maruz bıraktı. Çok çaresizdim o zamanlar. Kızım hastanede yatıyordu. Epilepsi hastası ve hala tedavileri sürüyor. Kızımı bana vermiyorlar, kaçırıyorlar Esra abla. Göstermiyorlar bile. Hiç uzlaşmaya da gelmiyorlar. Ben hastanede yatarken kızıma gitmiş, kendini evde doğum yaptığını göstermiş. Sahtekarla kimlik çıkarmış bunlar Esra abla. Şimdi bana kızımı göstermiyorlar, kaçırıyorlar. Kızım beynini dolduruyorlar. Kızımın da psikolojisini bozuyorlar Esra abla. Ben bir anne olarak bunlara dayanamıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra abla. Kaç yıllık evlisiniz Özge ve Cüneyt? 2011'de evlendik. 15 yıl oldu. 2012'de aslında daha öncesi de var 2011. Anladığım kadarıyla. 4 evladınız var. Evet. Ama resmi kayıtlarda Sepetçi çiftinin 3 evladı evet, gözüküyor. Evet. 2015 yılında hangi ayda dünyaya getirdin kızını? 2015 Haziran 27. 27 Haziran'da kızını kucağına aldın. Evet, aldım. O sırada diğer çocuğun hastanede tedavi gördüğü için, epilepsi hastası evet. olduğu için çocuğu kim aldı sizden, kime verdiniz ya da? Esra abla, benim o dönem biz çok çaresizdik. Hatta biz anneannemlerle birlikte yaşıyorduk, beraberdik. Hı. Şöyle bir şey de var, ben 2013'te askere gittim. Askere gittim, geldim. 3 ay acemi birliği yaptım. Kızım 6 aylıktı en büyük kızım hasta olan. O zaman bu hastalık geldi kızıma benim. Hı hı. O zaman ben askerliğimi yapamadım haliyle. Ben en az 5 yıl askere gidemedim. Hı hı. Eşimi bırakamadım. Bu süreçte 8 yıl önce işte 3. çocuğa eşim hamile kalıyor. Aslında siz Ömercan'dan bahsediyorsunuz. Ömer hasta. Ömercan değil, Ömer Müjdenur. Müjdenur hasta. Müjdenur hasta. Eşimin ailesi de biz bu çocuğa bakamayız. Hı-hı. Onu kızıma evlatlık ver. Kim evet. o aile? Adı benim ne? Benim anneannem. Anneanne. Nedir adı anneannenin? Nala. Nala. Sayime Karalar. Tamam. Sayime. Soyadı Karalar. Çocuğu verdiğiniz aile kim? Çocuğu verdiğimiz aile benim ailem. Yani adı anneannem. Adı ne? Saniye. Saniye teyzem. Karalar. Evet. Saniye Karalar evet. evet. Saniye Karalar senin anneannen mi? Yok, teyzem. Teyzen. Evet. Teyzem yani oluyor. Anneannen sana diyor ki bak sen o çocuğun evet. hastalığıyla ilgilen. Evet. Bu çocuğu da Saniye ablana verelim. Evet. Saniye ablan baksın. Evet. Sen 27 Haziran'da bu çocuğu 2015'te dünyaya getirdin. Evet. Saniye bu arada ona bir sahte kimlik mi çıkartıyor? Evet. Evet. Kendine ve bu çocuk evet. şu anda onun nüfusuna kayıtlı mı gözüküyor? Evet. evet. Kendi ismine, kızı peki, soyadına kayıtlı. Niye anneannen Saniye'ye ver diyor? Niye onun bakacağına inanıyor? Ya benim teyzemin çocuğu olmuyordu. Saniye'nin. Evet, çocuğu olmuyordu ama bir tane daha çocuğu var böyle. Nasıl? Evlatlık bir tane daha çocuğu var onun. Bir evlatlık daha çocuk var. Evet. Var. Yasal yollardan mı yine aynı şekilde yani, yasal olmayan yollarla? Yasal olmayan yollarla. Yani Saniye Karalar'ın nüfusuna kayıtlı iki çocuk var. Evet. Biri yok, bir sizin tane daha kızınız. Çocuğu oldu evli olduğu adamdan. Kendi çocuğu da oldu şu an onun. Dur hayat. Şimdi ben bile konuyu ilk kez anlıyorum. Seyircilerimiz hiç anlamaz. Evet. Sen çocuğa bakamıyorsun diye anneannen diyor ki Saniye Karalar'a verelim. Bu evet. da senin akraban. Evet akraban. Saniye'nin çocuğu olmuyor. Saniye ilk çocuğunu yine yasal olmayan yollardan alıyor. Evet. İkinci çocuk da senin kızını alıyor. Evet. Kızınıza hangi ismi veriyor?
Sultan Meliha ismini veriyor. Ve Karalar soyadını. Karalar evet. soyadını veriyor. Ve çocuğa o bakıyor. Siz kendi evet. Çocuğunuzun, diğer çocuğunuzun hastalığıyla ilgileniyorsunuz. Evet. Evet. Şu anda kızınız kaç yaşında? 8. 8-9'a girecek. 8-9 yaşında. Ne kadar süredir Saniye'ye bizim çocuğumuzu biz istiyoruz, şöyle, geri ver diyorsunuz? Esra abla. Asıl hikayenin bu tarafını merak ediyorum. Esra abla ben şöyle bir şey söyleyeyim. Beni anneannem büyüttü. Bende çok emeği var. Hakkını ödeyemem bu konuda. Zaten yakınlığımız var diye bu süreç böyle bu kadar uzadı. Yani ben gidiyordum anneanneme diyordum işte kızımı istiyorum. Yani bize diyorlardı ki zaman verin bize büyüsün. Hı-hı. Diyordum ki ben 20 yaşından sonra bu kıza ne anlatabilirim? Hı-hı. Benim kızım küçük diyordum. Hani en azından ben şimdi babalığımı o anneliğini göstersin istiyordum. Çünkü biz bunu zor hani isteyerek vermedik Esra Peki, abla. Peki sen nerede doğum yaptın Özge? Ben Zeytinburnu Semiha Şakir Hastanesi'nde doğum yaptım Esra. Yani 27 Haziran'da doğum orada gerçekleşti. Evet abla. Çıktın çocuğu Saniye'ye verdin. Evet. Saniye'ye verdikten sonra Saniye bu çocuğa nasıl kimlik çıkarttı? Ne demiş yetkililer? Yani şöyle demiş. Dairesine gitmiş. Şöyle demiş. Ben evde doğum yaptım. Yani sahtekarlı kimlik çıkarmış Esra abla. Evde doğum yaptım. Evde evet. doğum yaptı gösteriyor kendini. Nüfus müdürlüğünden gidiyor kimlik çıkarıyor. Kimlik çıkartıyor bu durumda yani da. Yani ben bunları hiçbir şekilde yasal yollardan ne Rızamız imza verdim. Yok. Peki kimlik çıkardığını size ne zaman söyledi? Yani zaten doğum yaptıktan sonra doğum eşim. Doğum yaptıktan. Yani bunlar hemen bilmiyorum bir hafta sonra mı çıkardın? Hiç ne zaman görmediniz mi sonra çocuğu? Gördük. Gördük ama bize hep dediler genellikle ki, hep kaçırıyorlar. 2 yaşına kadar çocuğum. 2 yaşına kadar hani bakalım büyütelim hani ne olur ne olmaz gibisinden. Hı hı. Fakat bu süreçte ben müzisyenim, klavye çalıyorum ben de bu arada. Kızımızın ilk doğum gününü ben çaldım. Yani. Peki orada abi olarak mı vardın? Kızımızın doğum gününe gittik. Hı hı. 1 yaşına. 2 yaşındaydı kendisi. Gittik. Sırf onu görmek için gittim. Çünkü göstermiyordular. O yüzden gittim. Ve hala da göstermiyor Esra abla. Uzlaşma bile gelmiyor. Sizi ne diye tanıtıyorlar? Efendim abla? Ne diye tanıtıyorlar? Sen doğum gününe gittin. Müzisyensin de kızın için çalıyorsun enstrümanını. Ya beni bir şey diye tanıtmadılar ki. Yani mesela Cüneyt abi. Dayısı gibi tanıttı. Şimdi akrabayız da biz. Cüneyt senin dayın. Aha. Yani öyle tanıtıyorlardı yani. Özge, yenge. Yengesi. Size peki çocuk kaç yaşına kadar yenge ve dayı diye hitap etti? Ya biz çok sık görüşemiyorduk zaten Esra abla. Dayanamıyorduk yani açıkçası. Hı hı. Ben sürekli anneannemle diyalogdaydım yani. Teyzemin evine pek fazla gitmem ben yani. Ne diyor anneannem peki? Anneannem hep zaman istedi benden. Zaten ben onu bu kadar hani dinlediğim için bu haldeyiz zaten. Biz. Beni bir büyüttü diyor. Hala tehdit ediyorlar bize. Hı hı. İşte kan çıkar, işte senin çocukların da yuvaya gider, anneme telefon açıyor, senin kızının bacaklarını işte ortadan ikiye ayırırım. Ya. Hep böyle tehditlere bize maruz bıraktılar. Başka bir iddiaları var mı sizinle ilgili? Ya şöyle bir şey var, işte... Siz mesela bu çocuğu bize para karşılığı verdiniz, biz kardeşim sizinle oturduk anlaştık. Bunlarda tabii bu ithamlarda bulunuyorlar Esra abla. Böyle bir iddiaları var mı? Böyle bir ithamlarda bulunuyorlar. Ne diyorlar? İşte söylüyorlar işte yok o zaman bana işte 500 TL mi vermişler, 1000 TL mi böyle bir ithamlarda bulunmuşlar. Bunu kaynanamı da söylemişler. Çünkü benim kaynanam da gitti oraya konuştu onlarla uzlaşmak Biz için. Sizden çocuğu parayla satın aldık. Gibi Sen gibi şeyler hastaneden söylüyorlar. Çıktın bu çocuğu biz parayı verdik. Sen çocuğu benim için doğurdun. Böyle ithamlarda bulunuyorlar. Bize verdin, ben de gittim, tüm kurumları kandırdım, evde doğum yaptım gibi gösterdim, çocuğu kendi soyadımı verdim. Evet. Bu çocuğun sizle alakası yok. Evet. Ne kaç yıldır çocuğu alma mücadelesi veriyorsunuz ya da ne oldu da bu yıl çocuğu almaya karar verdiniz? Şöyle söyleyeyim, bak benim de bir cahillik bir dönemim vardı. Zaten ben 2019'da askerliğimi zorla bitirdim. Eşimi bırakıp gidemiyordum çünkü çoluk çocuğum vardı o zamanlar yani... Benim de o zamanlar sıkıntılarım çok vardı. Çok çaresizlik Esra abla. Askerliğimi kimse bile zorla yani yaptım elimizden. Yani. Kimse tutmadı elimizden gerçekten. Çocuk da 8 yaşında. Evet. Bu arada yayınımız aracılığıyla da aslında gerekli kurumlara da buradan çağrıda da bulunalım. Hani soybağı değiştirilmiş, aynı zamanda sahte kimlik çıkartılmış, biyolojik anne babası olmayan yasa dışı yollarla nüfusa kaydettirilmiş bir çocuk olayında konuşuyor sevgili seyirciler. Taraflar Sepetçi ve Karalar aileleri. Saniye Hanım şu an telefon attığında. Saniye Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Meliha'nın biyolojik annesi siz misiniz yoksa stüdyoda oturan Meliha'nın Özge? Meliha'nın biyolojik annesi o. Özge Sepetçi. Evet. Biyolojik babası Cüneyt Sepetçi mi? Evet. Peki bu çocuk neden Sepetçi soyadını değil de sizin soyadınızı taşıyor? Bu çocuğu bunlar, evet. Şu an ben yayında mıyım? Evet, canlı yayındasınız. Ben bu çocuğu isteyerek zaten istemedim bir. Evet. İkincisi bu çocuk yuvaya dediler gidecek, ölecek dediler, teyze gözüm kapalı bakar. Yalan söylüyor Esra abla. Ama dinleyin. Evet. Yalan evet. Söylüyor. Yalan söylüyorsun şu an sen. Ya, yalan söylüyorsun. Kapı altına dikildim. Evet. Sen bu çocuk almaya çalıştın onu. Evet. Ben kimsenin kapısına gitmedim. Ama tamam Özge. Bir susturun ben dinledim. Bu çocuğu. Girmedim. Saniye Hanım. Şimdi. Ha. Bu çocuğu size zorla mı verdiler? Bu çocuğu hayır. Bana severek, isteyerek verdi. Zorla hiçbir şey yok. Yalan söylüyor Esra abla, yalan söylüyor. Ben daha başa dokturuyorum. Yalan evet. Söylüyorsun. Bu çocuk aile içinde büyüdü. Aile içinde büyüdü. Ne zaman istiyorsalar görüştüler. Para karşılığı müzisyenlik yaptı bana. Evinde ne para karşılığı müzisyenlik yaptı yalan sana ya? Yalan söyleme. Ne para tamam karşılığı? Mı? Sen çok karısı yalancı oynadı. Bir kadınsın. Bu görüntüleri de size yollayacağım. Gerekirse gönderin. Ben de çıkacağım. Bu buyurun. Buraya gel yüzleşelim. Heyet raporu var. Ah kapandı telefon. Tekrar bağlayalım. Şimdi iddiaları sorayım. Bir, bu çocuğu yurda vereceklerdi. Hayır. Getirip bana anneanne aracılığıyla zorla verdiler. Hayır, aslında ben abla. Çocuğu yok, alıp şey. Getirdim onlara. Yalan onlar bu çocuğu Esra almadılar abla. Diyor. Anneannesi yaptı. Anneannesi o benim zaman bunlara benim sebep olan zaten anneannemdir yani. Hani derler ya, yılanın başı var. Yılanın başı anneannem evet. Benim. Anneannenin adı neydi? Nalan. Nalan Hanım'ın da söz hakkı, cevap hakkı vardır. Bu çocuğu zaten hiç istemiyorlar dedi. Bir de sen biraz Esra önce abla. Gözyaşlarına boğuldun. Hani çocuğunun doğum gününde dayısı olarak çıkan biri olarak. Ya. Diyor ki doğum gününde bile para karşılığında hayır, çaldı Esra diyor. Abla yalan ya. Söylüyor Esra ya abla. Ya Esra abla şimdi tabii o onların da canı yanıyor. İstiyorlar çok yalancı tabii suçlamalar yapılacak. Biz bunları peki. Zaten biliyoruz olacak. Saniye bunlar. Hanım, şimdi tekrar dinlemek istiyorum. Sakin sakin de anlatın. Anlayamıyor. Ben dinliyorum. O da tutup dinliyor. Evet, siz de dinleyin ki bu kargaşa olduğunda hani tamam. Buradaki hiç kimsenin söylediği duyulmuyor. Tamam. Hani evet. O ilk nasıl geldi çocuk size? Siz bu öldürmek istemiş kendini. Ben yoktum. Kim öldürmüş? Kendini öldürmek istemiş. Hı hı. Bir dakika annemi vereyim anlat. Hayır, lütfen Saniye Hanım siz konuşun. Kimseyi tamam. Vermeyin. Evet tamam. Şimdi bu kadın kendini öldürmek istiyor. Hoparlörü kapatın. Duyuyor musunuz beni? Tabii ki. Kendi... Bu çocuk 8 yaşına kadar diş kullanıyordu. Ruh sağlığı bozuk. Evet. Ben bunu özel eğitimlere, özel sınıflara, elimden geldiği neden kadar bu kızın ruh sağlığı istedim. Bozuk o zaman? Böyle büyük bir sınıf sonuna kadar benim 3 yaşındaydı kızım. Astaydı benim kızımın. Annesi tuvalete alıştırdı. Neden sen 7 yaşına kadar beslattın bu kızı? Peki Saniye Hanım şunu da öğrenmek istiyorum. Sizin çocuğunuz olmadığı benim için... Benim çocuğum var. Benim çocuğum var. 8 yaşında oğlum var. Ben onu ona verdim. Doğum yaptığım sırada da verdim. Ondan yalan söyleme yalan ya. Söyleme. Yalan tamam söylüyorsun. Mı? Yalan söyleme. Senin Allah korkun yok. Siz hiç Allah'tan korkmuyorsunuz tamam mı? Için bunlar benim peki 2008 geldi. Doğumlu çocuğun biyolojik annesi değil misiniz? Yani o da evlatlıkmış doğru mu bu iddia? Hayır efendim böyle bir şey söz konusu bile değil. Yani 2008 İlk ve çocuğu... 2016 iki çocuk da sizin kendi öz çocuğunuz mu? Bak benim şu an kötüsü üç çocuğum gözüküyor. Evet. Sadece bir tek şu resimdeki kız değildir. Diğerleri sizin çocuğunuz. Hayır yalan söylüyor Esra abla. Yalan İlk çocuğu da ondan Esra değil. Abla. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.